Evet merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda sinir sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Sinir sistemi videolarını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Tüm videoları çektim. Şimdi soru çözümü yaparak artık sinir sistemini bitirmek istiyoruz. Gelelim birinci sorumuza. Sinir sistemine ait bazı yapılar ve özellikleri şöyledir diyor. Diyor ki aşağıda verilen seçeneklerden hangisinin yukarıda tanımı verilmemiştir? Yani burada bir eşleştirme yapacağız. Birincisinde nöronun gövdesinden çıkan uzantılardır ve uyarıları alır. Arkadaşlar bu nedir? Dendritin özelliğidir. Dolayısıyla bunun başına şöyle C yazıyorum. O zaman C şıkkını elemiş olduk. Miyelin kılıf üretiminde görev alır. Miyelin kılıfı üreten iki tane hücre vardır. Birisi oligodendrosit, diğeri de şivan hücresidir. Oligodendrosit merkezi sinir sistemi hücreleri için miyelin kılıf üretir. Şivan hücresi ise çevresel sinir sistemi için arkadaşlar üretir. Dolayısıyla bu da nedir? Şivan hücresinin bir görevidir. Dolayısıyla A şıkkını da elemiş olduk. Miyelin kılıfın aksonda kesintiye uğradığı bölgelerdir. Yani miyelin kılıfın olmadığı yerlerdir. Biz buralara Ranvier boğum diyoruz. Bu da D şıkkına denk geliyor. D şıkkını da elemiş olduk. Nöronlara destek olup onarım, İyon dengesi gibi olaylarda yardımcı olur diyor arkadaşlar hücreler için. Nöronlara destek olan hücrelere biz nöroglia hücreleri diyoruz. O zaman E şıkkını da elemiş olduk. Bazı nöronların akson üzerinde bulunan yalıtım sağlayan yapılardır. Şimdi bu neyin görevi? Bakın yalıtım sağlıyor diyorsa miyelin kılıf. Ama miyelin kılıfı bize şıklarda vermemiş. Peki şıklarda hangisi açıkta kaldı? Akson kaldı. O zaman cevabımız ne olacak? Akson olacak. Evet geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki yandaki şekilde gösterilen nöronun Y bölgesinde gerçekleşen olaylarla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi ilk önce Y bölgesinde ne oluyor buna bakalım. Arkadaşlar bir nöronun içerisinin pozitif dışarısının negatif olduğu durum her zaman için depolarizasyon durumudur. Depolarizasyon yani uyarının geçtiği durumdur. Uyarı buradan geçiyor. Peki depolarizasyonda ne oluyordu? Hücre uyarıyı aldığı için sodyum kapıları açılıyor ve sodyumlar difüzyonla içeriye giriyor. Daha sonra sodyumlar içeri girdiği için içerisi pozitif, dışarısı ise negatif oluyor arkadaşlar. Buradaki olay difüzyon kurallarına göre yaşandığı için enerji harcanmıyor. Gelelim diyor ki Na kapısı açıldığında Na'lar yani sodyumlar difüzyonla hücre içine girmiştir. Bu doğru değil mi? Bir doğrudur. İmpuls iletimi gerçekleşmektedir. Evet, depolarizasyonda uyarı iletimi yani impuls iletimi gerçekleşir. Doğru. Potasyum kapısı kapalı olduğundan K'lar dışarı bırakılmaz. Doğrudur. Depolarizasyonda potasyum kapısı kapalıdır arkadaşlar. Potasyum kapısı repolarizasyonda açılır. Potasyumlar hücre içinde difüzyonla tutunmaktadır. Şimdi bakın difüzyon yayılma demektir. Yayılma. Şimdi çok yoğun olduğu yerden maddelerin az yoğun olduğu yere doğru yayılmasıdır. Ama potasyumları bizim hücrenin içinde tutabilmemiz için sodyum potasyum pompasının çalışması gerekiyor. Dolayısıyla difüzyonla değil aktif taşımayla tutulur arkadaşlar. O yüzden dördüncüsü yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak. Evet bu şekilde geçelim bir sonraki sorumuza. Ameliyatlarda kullanılan lokal anestezi maddeleri merkezi sinir sistemindeki nörotransmitter maddeleri bloke ederek impulsun bir nörondan diğer nörona geçişini engeller. Lokal anestezi için biz ne demiştik? Duyun nöronu çalışmaz demiştik değil mi? Buna göre lokal anestezi yapılmış bir insanda duyun nöronu ile etkiyi alamaz. Şimdi duyun nöronu çalışmadığı için arkadaşlar bu doğru olacak. Etkiyi alamayacak. Ara nöronda etkiyi değerlendiremez. Şimdi duyu alamadığı için zaten ara nörona da geçiş olmaz. Dolayısıyla bu da doğru olur. Motor nöronda iletim hızlanır demiş. Duyudan araya geçmedi ki aradan da motora geçsin de iletim hızlansın. Öyle bir durum söz konusu değildir. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Gelelim 4. soruya. Diyor ki impuls ve sinaps iletimiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi impuls iletimi bir sinir hücresinde gerçekleşir. Sinaps ise arkadaşlar iki sinir hücresi arasında veya bir sinir hücresi ile efektör organ arasındaki iletimdir. İmpuls iletimi elektrokimyasaldır.
Sinaps ise sadece kimyasaldır. Nörotransmitter maddeler sayesinde olur. İmpuls iletimi hızlıdır. Sinaps ise yavaştır kimyasal olduğu için. Bakıyoruz hangisi yanlıştır. Etkinin şiddeti artarsa sinaps sayısı azalır demiş. Şimdi etkinin şiddeti artarsa sinaps sayısı azalır. Şu an bir şey çağrıştırmadı. Bir dursun, diğer şıkları okuyalım. İmpuls iletimi dendritten aksona doğrudur. İmpuls sinir hücresinde gerçekleştiği için dendritten aksona doğrudur. Bu doğrudur. Sinapslarda iletim nörotransmitter maddelerle olur. Evet, öyle dedik az önce. Bu da doğrudur. Sinaps iletimi aksondan dendrite doğrudur. Hatırlayın arkadaşlar şeklimizi. Şöyle bir şeklimiz vardı sinapslarla ilgili. Bakın bu şekilde. Burası aksondu, burası dendritti. Dolayısıyla aksondan dendrite doğrudur. Bu da doğru. Etki şiddetinin artması impuls iletim hızını değiştirmez. Hız hiçbir zaman için değişmiyor arkadaşlar. İsterseniz bize 100 mikrovoltluk veya işte ne bileyim 1000 voltluk elektrik versine hiçbir şekilde hızı değiştiremeyiz. Dolayısıyla bu da doğrudur. O zaman hangisi yanlış? A şıkkı. Etki şiddeti artarsa sinaps sayısı azalmaz, artar. Çünkü şiddeti artırdıkça daha fazla sinir uyarılacağı için sinaps sayısı da artıyor. Cevabımız A şıkkı oluyor. Gelelim 5. soruya. Gelişimini tamamlamış bir insanın sinir hücresinin çekirdek sıvısında. Şimdi gelişimini tamamlamış bir sinir hücresi bir kere bölünemez. Arkadaşlar, bölünemediği için DNA kendisini eşleyemez. Çekirdek sıvısında neler olduğunu soruyor. Peki çekirdek sıvısında neler var? İlk önce buna bakalım, ona göre cevaplayalım. Çekirdek sıvısında DNA, RNA, ribozom ve çekirdekçik bulunur. Çekirdekçik. Şimdi bunlarda neler oluyor bakalım. Diyor ki replikasyon. Replikasyon DNA'nın kendisini eşlemesidir. Bu bölünemediğine göre o zaman DNA kendini eşlemez. Bu olmaz. Transkripsiyon. Transkripsiyon protein sentezi ile ilgili bir durumdur. Protein sentezi ribozomda gerçekleştiği için dolayısıyla bu olay arkadaşlar çekirdek sıvısında gerçekleşir. Doğrudur. Translasyon. Translasyon da yine protein sentezi ile ilgili bunu gerçekleştirebilir. Oksidatif fosforilasyon demek enerji üretimi, yani oksijenli solunumda enerji üretimi demektir. Enerji üretimi nerede gerçekleşiyor? Mitokondride gerçekleşiyor. Peki çekirdek sıvısına biz mitokondri vardır yazdık mı? Yazmadık. O zaman bu da gerçekleşmez. Bir hücrenin içi deseydi doğru kabul ederdik. Ama çekirdek sıvısı dediği için yanlış kabul ediyoruz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 oluyor. Geçelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki kafatası ile ön beyin arasında bulunan zarlarla ilgili neydi bu zarların adı? Meninges zarları. Hatta iltihaplandığı zaman menenjit hastalığı oluşuyordu. Verilenlerden hangileri doğrudur? Örümceksi zar, sert zar ile ince zar arasında bağlantı sağlar. Arkadaşlar dışarıdan içeriye doğru sıraladığımızda en dışta sert zar, ortada örümceksi zar, en içte ise ince zar bulunur. Dolayısıyla birincimiz doğru olur. Sert zar kafatası kemiklerinin hemen altında bulunur demiş. Doğrudur, kafatasından sonra yine beyni korur. İnce zar beynin tüm kıvrımlarını örten bol kan damarlı yapıdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Hangisi doğrudur dediği için. Gelelim 7. soruya. Şimdi zarlardan bahsettik. Örümceksi zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı vardır. Diyor ki beyin omurilik sıvısı ile ilgili hangisi yanlıştır? A. Kan basıncı etkisiyle kılcal damarlardan çıkan sıvıdan oluşur. Şimdi arkadaşlar nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Bakalım bu bir dursun, diğer şıklara bakalım. Eğer böyle şıklar arasında kalırsanız, hani şıkla ilgili bir bilgi sahibi değilseniz fazla düşünmeyin. Diğer şıkları okuyun. Diğerlerinin doğruluğundan eminseniz zaten yanlışı bulmuşsunuz demektir. Beyin ve omuriliği darbelere karşı korur. Evet, beyin omurilik sıvısı böyle bir göreve sahiptir. Merkezi sinir sistemindeki iyon dengesinin sağlanmasında etkilidir. Böyle bir görevi de var arkadaşlar. Doğru. Sert zar ile örümceksi zar arasında bulunur. Bakın sert zar ile örümceksi zar demiş. Sert zar değil. İnce zar ile örümceksi zar arasında bulunur. O zaman yanlış cevabımız bu. Sinir hücreleri ile kan damarları arasında madde alışverişi sağlar. Bir sıvı olduğu için dolayısıyla madde alışverişinde görevlidir.
O zaman A şıkkı da benim bilmediğim şıkta neymiş? Doğruymuş. O zaman kan basıncı etkisiyle kılcal damarlardan çıkan sıvıdan oluşuyor. Biz buna ileride ödem diyeceğiz ama ödem beyinde oluşursa, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ödem tabii beyinde de oluşabilir ama buzların arasında oluşursa arkadaşlar biz ona beyin omurilik sıvısı diyoruz. Yararlı bir sıvıdır. Evet, gelelim 8. soruya. Uç beyin aşağıda verilen görevlerden hangisini gerçekleştirecek değerlendirme merkezine sahip değildir? Uç beynin diğer adı neydi? Beyin kabuğu ya da beyin yarım küreleriydi, değil mi? Beyin yarım küreleri. Arkadaşlar bunların 3 tane önemli görevi vardı. Neydi bunlar? Bir kere istemli kas hareketleri. İstemli kas hareketi. İkincisi, duyu organlarından gelen uyarıların değerlendirildiği yerdir. Yani duyu organları merkezi diyelim, direkt merkezi. Ve üçüncüsü de hafıza, zeka, öğrenme gibi olayları kontrol ediyordu. Beyin kabuğunu, yani uç beynin görevleri bunlar. Bakıyorum hemen şıklara. Bilinçli yapılan hareketler, yani istemli hareketler, bunu kontrol ediyor. Beş duyunun alınıp değerlendirilmesi. Evet, duyu organları merkezi. Bu da var. Hafıza, zeka ve düşünme. Evet, hafıza, zeka var. Öğrenme demiş, öğrenme var. Burada hapşırma demiş, hapşırma olmaz. Hapşırma kimin görevi? Omurilik soğanının görevidir. Omurilik soğanının görevidir arkadaşlar. Evet, 8. soru da bu şekilde bitti. Gelelim 9. sorumuza. 9. soruda diyor ki ön beyni oluşturan kısımlardan biri de ara beyindir. Bu kısım beyin yarı küreleri arasında olup talamus ve hipotalamustan oluşmaktadır. Ayrıca epitalamus da var arkadaşlar. Dediğim gibi sorularda pek fazla çıkmıyor epitalamus. Talamusun görevleri neydi? Şimdi bizde talamusla hipotalamusla ilgili hangileri yanlıştır diyor. Talamus deyince aklımıza iki tane önemli görev gelecek. Bunlardan bir tanesi duyu organlarından gelen uyarıları sınıflandırır ve bunları uç beyinde ilgili bölgeye gönderir. Ama koku duyusu hariç. Tamam, bunu sakın unutmayın. Koku hariç. İkinci görevi ise arkadaşlar uyku ve uyanıklık arasındaki geçişi sağlar. Dolayısıyla uyku uyanıklık da görevlidir. Hipotalamusa geldiğimizde hipotalamus deyince aklımıza ilk gelecek şey iç dengedir. İç denge ile ilgili her şey arkadaşlar. İşte kan basıncı olur, vücut sıcaklığı olur, su dengesi olur. Bunların hepsi hipotalamusun görevidir. Ayrıca hipotalamus hipofizi de kontrol eder. Bunu da unutmayalım. Diyor ki şıkları okuyorum. Yanlış olanı soruyor. Talamus bütün duyuların toplama ve dağılma merkezidir. Bakın bütün duyular demiş. Burada ne demesi lazım? Koku hariç demesi lazım. Dolayısıyla yanlış şıkkımız bu. Ama diğerlerini de okuyalım. Hipotalamusun alt kısmında iç salgı bezlerinin çalışmasını düzenleyen hipofiz bulunur. Evet, doğrudur. Hipotalamus homeostatik dengede etkilidir. Homeostatik denge demek iç denge demektir. Bu da doğrudur. Talamus beynin diğer bölgelerinden gelen impulslarla uyku ve uyanıklık durumunu düzenler. Bunu da az önce söyledik. Doğrudur. Sinir hücreleri iki yapının da temel yapılarını oluşturur. Zaten beynimizi ne oluşturuyor? Sinir hücreleri oluşturuyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim 10. soruya. Orta beyin pons'un üzerinde beyincik ve ara beynin arasında bulunur. Orta beyinle ilgili hangisi söylenemez? Arkadaşlar orta beynin görevlerini söylüyorum size. Bunlardan birincisi kas tonusunu düzenler. Neydi kas tonusu? Bizim en gevşek olduğumuz anda bile, yani kaslarımızın en gevşek olduğu anda bile kaslarımız bir miktar kasılı kalır. Bu durum kendimizi çabuk toparlamamız için, hani ani bir harekette çabuk toparlamamız için gereklidir. Şimdi biz kaslarımız eğer tamamen gevşek olsaydı kendimizi tam olarak toparlayamazdık ve kas krampları çok görülürdü. Bu yüzden kas tonusu önemlidir. Kas tonusunun tamamen bozulduğu zaman ölüm zamanıdır. Bir de arkadaşlar bayılmada yine kas tonusu da bir miktar bozuluyor. Bu yüzden bayılan kişileri taşımak zordur. Çünkü tamamen gevşemiş durumdadırlar. O zaman orta beyinle ilgili A şıkkı doğru olur. Orta beynin bir diğer görevi işitme ve görme reflekslerini kontrol eder arkadaşlar. O zaman bakıyorum. Işığa göre göz bebeklerinin ayarlanmasını sağlar. Bu nedir? Bir görme refleksidir. Bu doğrudur. Memelilerin bazılarında duyma refleksini kontrol eder, işitme refleksini kontrol eder dedik. Bu da doğru.
İnsanda beynin en gelişmiş bölgesidir diyor. Arkadaşlar, insanda beynin en gelişmiş bölgesi ön beyindir. Yani uç beyindir aslında, öyle diyelim. Uç beyin. Dolayısıyla bu nedir? Yanlış şıkkımız olacak. Ön beyin, beyincik, pons, omurilik soğanı ve omurilik ile bağlantı kuran sinirlerin geçtiği yerdir. Zaten bakın ponsun üzerinde beyincik ve ara beynin ortasında bulunduğu için dolayısıyla bağlantıyı sağlayacak, sinirlerin geçtiği yer olacak. Bu yüzden de cevabımız D şıkkı olacak. Evet, bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki, beyincik beynin arka alt kısmında omurilik soğanın üzerinde bulunur. Yapısı ve şeklinden dolayı bir ağacı andırdığından hayat ağacı da denir. Beyincikle ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, beyincik bizim denge merkezimizdir. Nasıl denge? Ayakta durabilmemizi, oturduğumuz zaman sabit bir yerde oturabilmemizi sağlıyor. Dolayısıyla beyin ve beyincik ikisi arasında bir bağlantı vardır. Nasıl söyleyeyim? İkisinde de dış tarafta boz madde, iç tarafta ak madde vardır. Boz madde neydi? Boz madde nöronların gövde kısmıydı. Miyelin kalıp olmadığı için daha koyu renkli görünüyordu. Ak madde ise daha açık renkli görünen akson, yani miyelinle akson kısımlarıydı arkadaşlar. Miyelin yağsı bir yapıya sahip olduğu için daha açık renkli görülür. Buna da ak madde diyoruz. Ayrıca beyincik yine iki yarım küreden oluşur. Aynı beynimiz gibi. Gelelim şıkları okuyalım. Diyor ki, iki yarım küreden oluşup dışta boz, içte ak madde bulunur. Bu doğrudur arkadaşlar. İç kulakta yarım daire kanalları ve gözden gelen uyarılarla birlikte vücudun hareket ve denge merkezidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Denge merkezi diyor zaten direkt. İstemli hareketlerin düzenlenmesinde uç beyinle çalışır diyor. Arkadaşlar, şimdi istemli hareketlerin yani bizim işte hareket etmemizde uç beyinle birlikte çalışacak. Çünkü dengemizi sağlıyor. Dolayısıyla bu da beyincik için doğrudur. Görme, işitme ve kas hareketleri arasında koordinasyonu sağlar. Evet, sabit ayakta durabilmemiz için veya dengeli durabilmemiz için bunu yapması gerekiyor. Beyin yarım kürelerinden çıkıp vücuda giden motor nöronların çaprazlandığı yerdir. Bakın bu yanlış. Peki bu kimin görevi? Bu omurilik soğanının görevidir. Omurilik soğanı beyinden çıkan nöronların çapraz yaptığı yerdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki dışarıdan gelen nöronlar nerede çapraz yapıyor? Omurilikte. Zaten ikisi de omurilik. Biri soğan, biri normal omurilik. O zaman beyinden çıkıyorsa omurilik soğanında, dışarıdan geliyorsa omurilikte çapraz yapar. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Gelelim 12. soruya. Omurilik soğanı ile ilgili hangileri doğrudur? Omurilik soğanı ne yapıyordu? Hatırlayalım. Bizim hayati faaliyetlerimizi kontrol ediyor. Bu yüzden biz buna ne diyoruz? Hayat düğümü diyoruz arkadaşlar. Çünkü omurilik soğanı zarar gören bir insan maalesef ölüyor. Gelelim özelliklerine, görevlerine buradan hemen hatırlayalım. Diyor ki, yutma, çiğneme, kusma, hapşırma ve öksürme gibi reflekslerin kontrol merkezidir. Bu doğrudur arkadaşlar. Refleksleri yönetir. Bizim vücudumuzda 3 tane refleks merkezi var. Bakın 3 tane. Bunlardan bir tanesi orta beyin, görme ve işitme refleksleri. İkincisi omurilik soğanı, bakın şurada yazmış, yutma, çiğneme, kusma gibi refleksleri kontrol ediyor. Bunlar iç refleksler zaten. Bir de dış refleksleri kontrol eden omurilik vardır. Omurilikte işte dışarıdan gelen refleksler, mesela elinize iğne battığında direkt çekmemiz veya işte diz kapağı refleksi, bunlar omurilik tarafından kontrol edilir. O zaman 3 refleks merkezimiz var, bunları unutmuyoruz. Diyor ki, beyin yarım kürelerinden çıkan motor nöronların çaprazlandığı yerdir. Bakın aynı soru bir üsttekinde var. Aynısı. Beyin yarım kürelerinden çıkıp vücuda giden motor nöronların çaprazlandığı yer. Neresi yazmışız? Omurilik soğanı. O zaman bu omuriliğin değil, kimin görevidir? Omurilik soğanının görevidir. Bu yanlış olur. Solunum, sindirim, dolaşım, salgılama gibi yaşamsal olayların düzenlenmesini sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Önemli olayların kontrol merkezi olduğu için hayat ağacı denir. Hayır, hayat ağacı değil. Ne diyoruz? Hayat düğümü diyoruz. Hayat ağacını biz beyinciye diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olur. Cevabımız ne olacak burada? 1 ve 3 olacak. Geçelim bir sonraki sorumuza. 13. soru. Beyin sapı, pons, omurilik soğanı ve orta beyinden oluşur.
Beyin sapını oluşturan yapılarla ilgili. Yani biz bu üçünü düşüneceğiz. Ona göre cevap vereceğiz. Diyor ki pons beyinciğin iki yarım küresi arasında bağlantı sağlayıp kas çalışmasını ve solunum merkezini düzenler. Doğrudur arkadaşlar. Beyincikte beyincik yarım küreler arasında bağlantı kuruyor. Bu doğru. Omurilik soğanının dış kısmında boz, içte ak madde bulunur. Bakın omurilikte ve omurilik soğanında tam tersi bir durum vardı. Dış kısımda ak, iç kısımda boz madde bulunuyordu. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır. Tam tersi olacak. Orta beyin kas tonusunun ayarlanmasında etkilidir. Doğrudur arkadaşlar. Kas tonusunu düzenliyor. Dolayısıyla cevabımız ne olur yine? 1 ve 3 olur. Evet, gelelim 14. soruya. Vücudun sağ tarafını beynin sol tarafı, sol tarafını ise beynin sağ tarafı kontrol etmektedir. Bu durumun oluşmasına verilenlerden hangileri neden olur? Diyor ki vücudun alt bölgesinden gelen duyu sinirlerinin beyne giderken omurilikte çapraz yapması. Evet bakın vücuttan gelen yani dışarıdan gelen nöronlar nerede çapraz yapıyor? Omurilikte. O zaman bu durumu oluşturur. Çapraz yaparak sağa ve sola gidiyorlar. Beyinden çıkan sinirlerin omurilik soğanında çaprazlanması. Evet bu da doğru arkadaşlar. İmpuls iletiminin dendritten aksona, sinapslarda ise aksondan dendrit olması. Bunun durum yani doğru bir şey aslında ama durumumuzla ilgili yani sorumuzla ilgili bir cevap değil. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 1 ve 2. Tamamen çaprazlanmaya dayalı bir olaydır bu olay. Geçelim bir sonraki sorumuza. 2 sorumuz kaldı. 15. sorumuz. Çevresel sinir sistemi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Hatırlayalım çevresel sinir sistemini. Arkadaşlar çevresel sinir sistemi omurilikten 31 çift, beyinden ise 12 çift sinir çıkıyordu. Bunlar duy ve motor nöronlarıydı. Ara nöronlar yoktu bizim çevresel sinir sistemimizde. Sadece duy ve motor nöronlarından oluşuyordu. Gelelim okuyalım. Diyor ki beyin ve omurilikten çıkarak vücuda dağılan sinirlerden oluşur. Evet bu doğru. Omurilikten 31 çift sinir çıkar. Doğrudur arkadaşlar. Beyinden 12 çift sinir çıkar. Bu da doğrudur. Kafa sinirlerinden yani beyinden çıkan sinirlerden 10. çifti vagus siniridir. Evet diğer sinirleri bilmemize gerek yok ama vagus siniri önemlidir. Çünkü bizim iç organlarımızın çalışmasını düzenler. O yüzden bu da doğru. Duy ve motor nöron içermeyip ara nöronlardan oluşur demiş. Yanlış. Ara nöron merkezi sinir sisteminde bulunur. Ama duy ve motor nöronu çevresel sinir sisteminde bulunur. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. E şıkkı yanlıştır. Gelelim 16. soruya. Bir kaza sonucu uç beyni iş yapamaz hale gelen bir insanın yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmesine bitkisel hayat denir. Bitkisel hayattaki bir insanla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi uç beyin iş yapamıyorsa o zaman bu insan neler yapamaz? Düşünelim. Duyu organlarından gelen uyarıları değerlendiremez. Birincisi bu. İstemli hareketleri yapamaz arkadaşlar. Yani hareket edemez. İkincisi bu. Üçüncüsü de zeka, hafıza gibi olaylar bu insanda yoktur. Zaten bu yüzden bitkisel hayat diyoruz. Bitki gibi yaşıyor. Diyor ki rüya göremez. Yanlış. Rüyayı kim kontrol ediyor? Hipotalamus kontrol ediyor. Dolayısıyla rüya görme olayı vardır. Bu yanlıştır. Duyu organlarından gelen uyarılar değerlendirilemez. Bakın bu doğru çünkü uç beyni zarar görmüş. Göz bebeği ışığa tepki verir. Göz bebeğinin tepkisini kim düzenliyordu? Orta beyin. Orta beyin de zarar görmediği için dolayısıyla ışığa tepki verir. Doğrudur. Sindirim yapamaz. Arkadaşlar sindirim olayını kim kontrol ediyor? Omurilik soğanı. Omurilik soğanı zaten hayat düğümü olduğu için eğer bu kişi sindirim yapamazsa aslında bir süre sonra ölür. O yüzden bu da yanlış. Sindirim yapabilir. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Evet sorularımız burada bitti. 16 tane soru çözdüm. Siz de sinir sistemiyle ilgili elinizde bulunan kitaplardan soruları çözebilirsiniz. Ayrıca çıkmış sorulara bakmayı da unutmayın arkadaşlar. Ben bilerek çözmüyorum. Siz çözüp kendinizi deneyin diye. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.